Abi senle önceki yayınlarımızda işte bu hava üstünlüğü, işte havadan havaya muharebeleri konuşurken sen o zaman şey diyordun işte hani bu bizim yerli füzelerimizle alakalı. Yani yerli füzenin olması bir avantaj. Bir de bunları hani şey gibi istediğin kadar atabilmenin de bir hani o muharebe şartlarında sana getirdiği bir avantaj var diye. Buradan da konuyu şuraya bağlayacağım. Biz şu an bir de uçaktan bağımsız atış kontrol sistemi gibi bir sistem var. Uçaktan bağımsız atış sistemi UBAS diye TÜBİTAK Evet. SAGE'nin geliştirdiği. Ve hani bu işte geçen gün Azerbaycan'ın Su-25'inden bizim kendi bir mühimmatımızın atışı yapıldı. Hatta bu sistem farklı bir uçakta da denendi. Ve bize döndüğümüzde de yani biraz önce sen anlatırken işte blok 40'lardan, 50'lerden, 50 pluslardan hani bu uçaklardan bahsettin. Hani blok 30'ları zaten hani kendi füzelerimizi belki bir anlamda kullanabiliyoruz. Çünkü sonuçta onların görev bilgisayarları gerçi değiştirildi ama sonuçta müdahale edebilme şansımız olduğu gibi bir şey var, bilgi var biliyorsun. Evet, Ama daha üst versiyonlar için biz onların kaynak kodlarına sahip değiliz. Dolayısıyla da belki onları işte Amerikan menşeli bir füze olarak tanıtıp atabiliriz sistemden gibi de hani bazı şeyler dillendiriliyordu. Ama uçaktan bağımsız atış kontrol sistemiyle hem füzelerimizin kendi karakteristik özelliklerini korurken ki belki bizim füzelerimiz Amerikan menşelilerden daha farklı bir aslında uçuş yapısına veya karakteristiğine sahiptir ve bu karakteristik de bir bilinmezlik getirdiği için hava muharebelerinde bir ekstra artı sağlayabilir. Yani kısaca ben çok uzattım. Uçaktan bağımsız atış sisteminin de bu tarz bir şekilde kullanılıp belki ileriki modernizasyonlara farklı bir yansıması olabilir mi? Bu sistem sence neler getirebilir? Biz neler beklemeliyiz veya beklentilerimizi nasıl yönlendirmeliyiz? Nasıl şimdi mantıklı olur? UBAS sistemi aslında gizli bir proje. Bir şeyi yok. Ne olduğunu bilmiyoruz. Ne planlandığını da bilmiyoruz. Söyleyebileceğimiz çok fazla bir şey yok onun için. Fakat teorisinden konuşabiliriz herhalde. Ne olabilir diye. Şimdi şeyde biraz önce biraz onun girizgahı içinde anlattım. Havadan havaya füze, şudur budur vesaire gibi şeyleri. Gün sonunda uçak üzerinde salanda taşınan mühimmatı aslında bir tür Ethernet üzerinden bir takım veriler basıyorsun. Her mühimmatın kendince atılmadan önce daha salandayken kimisi de atıldıktan sonra data linkler aracılığıyla ya da işte şey aracılığıyla radar aracılığıyla falan işte şeyle haberleşiyor. Uçakla haberleşiyor. İşte JDAM'dır, şudur budur falan gibi bir şeyi öncesinde koordinatını giriyorsun, atıyorsun. O oraya gidiyor. Bir lazer güdümlü mühimmata işte belirli bir koordinat veriyorsun, bırakıyorsun. O INS'de falan oraya doğru gitmeye başlıyor. Ondan sonra da sen lazer, uçağın üzerindeki lazerle de ona bu sefer o da bir tür iletişimdir. Şey yapıyorsun, çarpacağı noktayı kesin olarak ya da hareketli bir hedefi kesin olarak gösteriyorsun vesaire vesaire falan. Bunun işte birkaç tarafı var. Yani uçağa mühimmatı daha salon üzerindeyken entegre edebilmek, salon üzerindeki haberleşmesini yapabilmek dahi başlı başına bir yazılım hakimiyeti vesaire falan gerektiriyor. Biz ne yaptık işte kendi HGK'dır, şudur budur gibi. Amerikan mühimmatlarının doğrudan muadili olan bir tür ithal ikamesi amacıyla ve altlık, teknolojik altlık geliştirme için yapılan mühimmatlarda birçok şey kolaydı. Çünkü HGK'yı yapıyorsun, JDAM'miş gibi tanıtıyorsun ve JDAM gibi atıyorsun. Bunun yanında ufak tefek bir takım tabii farklar da var. Örneğin işte kontrol algoritmaları, bizdeki HGK ile JDAM'in kontrol algoritmaları, dalış, hedefe dalış adedi, profili vesairesi falan biraz farklı olsun isteniyordu. Oralarda işte JDAM olarak tanıtıyorsan bir mühimmatı JDAM gibi gidiyor. JDAM atış modlarıyla atabiliyorsun. Bunun enteresan özellikle örneklerinden bir tanesini şeyde gördük. Ukrayna'da gördük. Harm füzesini, AGM 88 Harm füzesini Ukrayna MiG-29'larına entegre ettiler. Ama bunu nasıl yaptılar? Aslında bir tane ateşleme kablosu çekerek ve bir tane de buzzer düdük şeyi koyarak aslında yaptılar. Uçak kalkıp kendi seeker'ını şeyini arayıcısında açıyor. Bir şeye iyi kötü
kilitlendiği şey yaptığı zaman sen onu basıyorsun, atıyorsun falan filan. Birkaç değişik atış modu var çünkü aslında en verimsiz atış moduyla çalıştı ama ona rağmen Rusların canını okudu ilk birkaç ayda. Burada UBAS'ın uçaktan bağımsız atış sisteminin hangi şeylere çözüm olduğunu biz açıkçası bilmiyoruz. Yani doğrudan mühimmatla tamamen uçaktan bağımsız bir şekilde mühimmatın kendi özelliklerine de hizmet verebilecek şekilde bir takım parametreleri girip uçaktan salmak, atmak falan gibi şeyleri sanıyorum yapıyor. Herhalde Su-25'lerde yaptığımız şey bu aslında. Yani basit bir şeyle, tabletle, kokpit içinde pilotun üzerine falan konulan bir tabletle aslında mühimmatla görüşebiliyorsun. Dolayısıyla tablet belirli verileri alıyor ya da pilot bazı verileri giriyor. Ondan sonra onu mühimmata iletiyor. Dolayısıyla uçağın üzerindeki dijital olmayan mimari, kablaj, şudur, budur, işte umbilikaller vesaire o tür şeylerle uğraşmadan bunlar her şeyi çok karmaşık hale getirebiliyor çünkü uçakta altyapı yoksa ya da olan altyapıya senin girmen çok zorsa çok zor bir hale sokabiliyor. O zaman bu şekilde sanıyorum bypass edebiliyorsun. Bunu tabii bizim elimizdeki kaynak kodlarına vesairesine, aviyoniklerine ulaşma şansımız olmayan F-16'larda da herhalde kullanma ihtimalimiz, imkanımız vardır. Ama UBAS'ı sanıyorum ki özgür modernizasyonu geçirmiş bir F-16 üzerinde ya da kendi ürettiğimiz Hürkuş'ta vesaire de falan kullanmamıza sanıyorum gerek yoktur. Bunun dışında da tabii uçaktan şöyle olabilir. UBAS'ın içerisinde bir de bir şey olarak bir data link anteni vesairesi falan da bağlıysa halen mühimmatla haberleşmeye de devam ediliyor. Bunu da bu altyapıyı da sağlıyor olabilir. Bu tür şeyleri avantajları kazandırıyordur. Eskiden çok kritik bir şeydi ama şu anda tabii özgürdür, şudur, budur falan gibi şeylerle kritikliği, önemi bir miktar daha belki azalacak. Fakat az önce senin söylediğin Su-25 modernizasyonu da gördüğümüz gibi bazı şeyleri inanılmaz kolay bir hale getiriyor. Keşke Ukrayna'da yani Amerikalılar isterdi öyle bir UBAS gibi bir sistemleri olsun ya da Ukraynalılar isterdi HARM'ı her çeşit atış modunda kullanabilsinler yani aslında. Ama olmuyor işte. Hep konuştuğumuz şey ya hava hava füzelerimiz var. Bizim Bozdoğan füzesi yani görüş içi hava hava füzemiz epey uzun menzilli. Şeyle M9X'te falan bakarsanız onun iki katı büyüklükte kocaman füze. Menzili falan uzun baya. Dolayısıyla data linklemek falan gerekiyor. Yani şey yapmak gerekiyor. O böyle bizim 9X'ten biraz daha farklı kullanabileceğimiz bir füze. Başka bir şey. Biraz Iris-T falan gibi bir şey. Füze. Dolayısıyla ona göre çeşitli angajman doktrinleri ve aynı zamanda iki yönlü data linkler falan belki ya da tek yönlü data linkler falan kullanmamız gerekiyor. Bunları yapabilmek için uçağın üzerindeki radarın hedef takibi sürekli ürettiği hedef yönü bilgisini yine aynı şekilde füzeye basabilmemiz gerekiyor havadaki füzeye falan. Bu tabii çok ciddi bir aviyonik kontrolü gerektiriyor. Yahut da işte Gökdoğan füzesi. Bu gittikçe şeyi uzayacak. Daha sonra gelecek olan Gökhan füzesi. Bunlara sürekli neydi terimin ismi? Probable point of intercept mi? Şey işte bunları hesaplayıp hedefin füzenin şeyiyle birlikte uçuş zarfı, kinematik zarfı ile birlikte hedefle füzenin takriben kavuşabileceği bir yeri radarla ya da işte üzerindeki belki optik sistemle şeyin yerini hedefin yerini ya da yerden yer radarından gelen bir gemiden gelen ve radarı kapalı bir uçağa basılan hedef pozisyonuyla atan uçak bir algoritma çalıştırıp arka tarafta şey yapması gerekiyor. Füzenin kinematik özelliklerini de bildiği için havada bir yerlerde üç boyutlu uzayda şuralarda bir yerlere göndereyim ki muhtemelen kavuşma o kürenin içerisinde olacak. Ya da bir işte bir
silindirin içerisinde olacak ya, daha çok bir küre tabir ederiz herhalde. Belirli bir çapı olan bir yerde oraya doğru göndermeye çalışayım falan değil. Bunları hesaplayıp füzeyi gütmesi falan gerekiyor. Bunun için de bazen iki yönlü şeyler, iki yönlü data linkler gerekiyor. Tek yönlü data link zaten zorunlu. Bunu da genelde şeyle yapıyorsun. Yani uçağın radarını kullanarak yapıyorsun. Yani o aynı zamanda füzeyle konuştuğun anten. Senin o fire control radarını, burun radarını hem hedefi takip ediyorsun hem de aynı zamanda şeyle konuşuyorsun, füzeyle konuşuyorsun. İşte bunları falan yapabilmek çok karmaşık işler, çok zor işler ve çok hakimiyet gerektiriyor. Şimdi burada şeyde takıldığında lan şeyin yaptığı Amerika'nın koyduğu görev bilgisayarı koyduğu ANAPG 68'de falan bunları aşamazsın, yapamazsın. Yani bu bayağı şeyine dibinin kökünün şeyine kadar ciğerine kadar girmeyi gerektiriyor. Buna genelde çok izin vermezler. Bu sebeplerle zorunlu bu iş. Bu işe girmek zorundayız. Bunun geri dönüşü yok. Bu aynı zamanda işte Hürjet'in silahlısının da Kaan'ın da ileride altyapısını oluşturacak olan şey ve aynı zamanda da bir risk bölüşümü.